7 Şubat, 13 Şubat değerli takipçilerim, güzel ailem, yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Yakın dostlarınıza, yakın çevrenize de kanalımla ilgili bilgi ve paylaşıyorsunuz. Emek güzel bir duygu diyorum. Hep birlikte emekle birlikte başlıyorum. Sevgili koçlar, yükseleni koç burcu olan değerli takipçilerim, bu hafta işinizle alakalı yaşayacağınız bazı pürüzler için inanılmaz değişecek bir hafta. Ve yerinizde yaşadığınız krizleri toparlamak, kendinize ait eksik gördüğünüz noktaları en iyi şekilde göreceğiniz bir hafta. Seyahatleriniz, gideceğiniz yolculuklarla ilgili radikal evraklarınızı hazırlama dönemi, yapmak istediğiniz planlar için de yolunuz aydınlık ve verimli olacak. Özellikle kurumsal bir firmada çalışıyorsanız ya da kurumsal bir firmaya geçiş yapmak istiyorsanız otorite figürlerden alacağınız destek sizin iş konularınızla ilgili noktalarınızı aydınlığa kavuşturacak. Bulunduğunuz noktada konum ya da yeni değişimler bekleyenler için birazcık daha bulunduğunuz alanın sakinleşip alandaki sistemin tekrar toparlanması gerekiyor. O yüzden şu an sistem sizi iyileştirmiyormuş gibi gözükse de biraz daha sabırlı olalım ve bu sistem sizi iyileştirecek. Devlet ya da özellikle sağlık sektörü, savcılık, hakimlik alanında görev alan değerli koç burçları için ani atamalar, ani değişimler ya da yerinizle ilgili sürpriz konular harekete geçecek. Son zamanlarda özellikle de güvendiğiniz, dost dediğiniz insanlara sırlarınızla ilgili çok açık vermemenizi öneriyorum ve bunlar size ileride tehdit olarak hayatınıza geçiş sağlayabilir. Ortaklı bir iş yapıyorsanız ve ortaklı işlerinizle ilgili yaşadığınız krizler parasal noktalarla, özellikle sizden büyük yaşıtlı insanlarla yaşayacağınız bazı pürüzler biraz can sıkıcı olabilir. Hatta iş ortamımızda gerginlikler ve yorucu konuşmalara mümkün olduğu kadar işe konsantre olmamız lazım. Alanımızda tehditkar konuşmalar, can sıkıcı davranışlardan uzak durmamızı öneriyorum. Yakın taşınma ve iş yerimizi taşıma gibi fikir olan değerli koçlar için fırsat doğru bir kapı var. Çok doğru bir şekilde yolunuzu aydınlığa kavuşturacaksınız. Kendi işinizi yapmak isteyen ve uzun süredir iş hayatınızla ilgili başka bir alanda kendi markanızı yaratmak istiyorsanız, evet, gençlerle ve genç fikirlerle yapacağınız iş anlaşmaları ya da yaratmaya çalıştığınız sistemler size çok büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Aynı şekilde kendi ailenizde de ortaklı iş ya da yaptığınız işler varsa biraz kazançlar konusunda biraz daha temkinli ve harcamalara biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu hafta sınavlarınız ya da eğitiminizle ilgili yaşayacağınız ya da işinizle alakalı eğitim sınavlarınız varsa başarıyla elde edeceğinizi görüyorum. Aslında biraz renkli, biraz keyifli bir hafta ama duygusal olarak yaralarımızı, kalbimizi ve ani kırgınlıklarımızı affetmemiz lazım. Çünkü uzun süredir yaşadığınız bir ilişkinin verdiği yaraları bir türlü iyileştiremediniz ve canınız yanıyor. Ondan haber bekliyorsunuz ama hala bu haber gelmediği için kırgınlıklarınız çok fazla var. Etrafta enerjinin ve duygusallığın çok yoğun olacağı bir hafta. Gözünüzü dört açın. Hem eski sevgiliniz hem de yeni insanlar tanışma enerjiniz çok fazla. Bunun enerjisini doğru görmenizi gerektiğini düşünüyorum. Bu ara uzun soluklu ilişkilerinizde güzel teklifler, güzel hediyeler, güzel süreçlerle karşı karşıya kalabiliriz. Ya da siz hediye konusunda bazı kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Aman abartmayın hediye konularınızı diyorum. Sevgili evli çiftlerime sesleniyorum. Bu ara yaşadığınız ailevi taşınma, eşya, yenilik döneminde ve bazı şeylerde kırgınlıklar yaşanabilir. Altınınız ya da evde kayıp bir şeyiniz için can sıkıcı konuşmalara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Mücevherimizi ya da altınımızı ya da paramızı bu ara kontrol edelim. Hırsızlıklara kurban gitmesin diyorum. Bu ara boşanmak ve ilişkinizle ilgili yaşadığınız trajik olaylar ve yaşanan ailevi sorunlardan dolayı mutsuzluklarınız had safhada ama bu ilişkinin daha çok aileden çok sizin çözemediğiniz noktalarınız var ve hep aileyi bahane ediyorsunuz. Haydi birbirinizi tanımak için doğru fırsatlar ama ben kurtulmak istiyorum diyorsanız yazılı ve anlaşmalı şekilde yol ayrımına giriş yapacaksınız. Ailenize ait çözülmesini istediğiniz miraslar ya da konularla ilgili çok güzel değişimler yaşayacaksınız ama hafta sonu biraz daha
temkinli konuşmalar, aileyi büyüklerimizi yıpratmamamız gereken olumsuzluklar söz konusu olabilir. Bunu da ihmal etmeyelim. Bu ara evli çiftlerimiz, mutluluğu iyi olan çiftlerimiz için de bir yeni bir yatırım planı içerisindeyiz. Hatta yapalım mı yapmayalım diye kararsızlıklarınız var. Gözünüzü kapatın yatırım, çünkü gelecekle ilgili güzel bir yatırım noktanız söz konusu gözüküyor. Değerli koçlar, özellikle şunu demek istiyorum. Hayatta her şeyi başarabilecek bir güçtesiniz. İnançlarınızı, duygularınızı, sevginizi asla kaybetmeyin. Hayat yeniden var olmaya, yeniden doğmaya ihtiyacı var. Siz bu doğuşu kendi içinizde yaratmanız lazım. Plansız yaşadığınız krizler sizi çok fazla yıpratıyor diyorum. Biraz da plana ihtiyacınız var. Yalnız araç değişiklikleri söz konusu olabilir. Sağlık olarak özellikle kemiklerle ilgili ve nefes darlıklarınızla ilgili bu hafta çok fazla temkinli olmanız lazım. Bir de aile büyüklerimizle alakalı uzun süredir kuzenler ya da baba soyunuzla görüşmemelerle ilgili sıkıntılar varsa artık onlar size adım atacak. Siz de affetmeyi temenni ediyorum. Yurt dışı planınız varsa bununla ilgili evraklarınız aydınlık, başvurularınızı yapabilirsiniz. Ve özellikle yurt dışı ile ilgili işler yapıyorsanız çok güzel başarılar var. Bunları doğru değerlendirin. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili boğalar, güzel bir hafta olsun. Yorum yapmayı, abone olmayı, bizle kalmayı ve bizi takip etmeyi, bize önermeyi unutmayın sevgili takipçilerim. Değerli boğalar, iş konularınızla ilgili uzun süredir yaşadığınız krizler ve uzun süredir iş konularınızla ilgili aksilikler ve evde oturup hala iş bekliyorsanız bu hafta enerjinizin çok fazla, sizin için tekliflerin çok yoğun olacağı, alternatif bütün başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Çünkü bu hafta bu konularla ilgili çözüm haftanız söz konusu olacak. Bir an önce popomuzu kaldırıyoruz, başvurularımızı yapıyoruz, hayata akış sağlıyoruz. Sabit bir alanda çalışıyorsanız ve iş yerinizle ilgili aksiliklerle ilgili yaşanan krizler, yavaş yavaş toparlanma ve siz de konumunuz ya da maaşınızla ilgili artık masaya yatırma döneminiz söz konusu olacak diyorum. Özellikle de duygusal ailemizi ilgilendiren kadınlar ve özellikle teyze, anne, abla dediğimiz kişilerin bir sağlık problemi biraz can sıkıcı olsa da doğru tedaviyle, doğru enerjiyle yapılması gerekiyor. Kurumsal bir firmada ya da devlet alanında çalışıyorsanız bulunduğunuz alanın hiçbir şekilde şu an için bir değişim değil ama yeni anlaşmalar büyüme noktasında olacağınız firmanıza artı başarı sağlayabilir, kendinizi ispatlayabilirsiniz. Ama firmadan bir beklentiniz varsa bu hafta imkansız gözüküyor. Sadece işe kanalize olmamız gerekiyor. Yurt dışı ile ilgili çalışan ve yurt dışı ile alakalı yaşadığınız işlerle ilgili pürüzlerin yavaş yavaş hayatınızdan çıkması, seyahatler, yolculuklar, bununla alakalı yapacağınız yenilikler size çok daha motivasyonunuzun arttıracağı bir nokta. Eğer ki tayin ya da farklı bir yola gitmek istiyorsanız bu hafta ya da bu ay sizin için doğru bir nokta değil. Ama atamalarla ilgili renklilikler var. Atama beklentisi olanlar bir an önce sevincini yaşayacak gözüküyor. Bunun aydınlanması var. Serbest bir alanda çalışıyorsanız, emlak sektörü, satış sektörü, bu tarz alanlarda işinizle alakalı parasal evrede bazı krizler ve bu krizler hanemize de yansıyor. Bir an önce ekonomi evrenizi toparlamanız lazım. Yoksa evde huzursuzluk, tencere mi böyle tın 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 sesler gelecek. O yüzden parasal evremizi bir an önce oturtmamız lazım. Kendi işini yapanlar ve uzun süredir iş hayatınızla ilgili yeni projeler oluşturmak istiyorsanız farklı fikirlerle birlikte yapacağınız işlerde güzel yenilikler ve para kazancınızla ilgili çok güzel olumluluklar var. İhracat, yurt dışı ile bağlantılı işler yapıyorsanız ve bunlarla ilgili güzel yazılar, güzel sözleşmeler sizin için keyif verecek. Tabii ki yurt dışı ile ilgili yaşamak ve işinizi orada devam ettirmek istiyorsanız Mart ayı bu kapılarınız için hayırlı. Şimdiden başvurularınızı yapmanızı öneriyorum. Kendi işini yapan ya da aile işi olanlar için biraz ekonomik alanda daraldığınızı düşünseniz de bu hafta renkli paralar, keyifli işler söz konusu olacak. Hatta ufak bir tadilat düşünceniz varsa da şimdiden başlaması öneriyorum değerli takipçilerim. Değerli boğalar, duygusal hayatınızdaki yaraları iyileştirmek istiyorsanız bu hafta kendinize çok fazla soru sorup ben ilişkide nerede hata yapıyorum ve bunu bulmanız lazım. Siz ilişkide fazla verimlilik ve kendi dünyanızı kimseye alamadığınız için duygularınızı anlatamıyorsunuz. Eski sevgilinizle ilgili yaşanan krizler tekrar gündeme gelecek. Buna hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Ama yeni aşk isteyenler için bu hafta değil, o bir hafta daha doğru, bu hafta şifalanma ve duygularınızı bulma haftası olacak gözüküyor. O yüzden acele etmenizi öneririm. Sevgili gençler,
en çok kalbinizde düşündüğünüz kişiyle bu hafta çok güzel sohbet ve keyif yaşayacaksınız. Ama duyguyu çok fazla abartırsanız o sizin hayal dünyanıza ait değil, geçici duygular yaşayabilirsiniz. Uzun soluklu bir ilişkiniz varsa, aile arasında sorunlar yaşıyorsanız bu hafta bunları toparlamak, tekrar bir aileyle bütünleşmek ve evlilik yoluna gidecek süreçlerimiz söz konusu olacak. Yalnız evde bekarınız varsa, hiç evlenmeyi düşünmüyorsa hayırlı bir kısmet var. Şimdiden hayırlı olsun. Aile bu noktada mutluluğun tadına varsın diyorum. Evli çiftlerimiz için aslında sorundan çok dışarıdaki etkenler, çocuklarınızla ilgili yaşadığınız korkularla çok fazla endişe içerisindesiniz. Birbirinizi anlamaya, birbirinize değer vermeye başladınız. Ama özellikle çocuk isteyen ve uzun süredir çocuk tedavisinde sonuç alamayan değerli boğa burçları için sürpriz bir tedavi ve tedaviyle birlikte çocuk sevinci yaşayacağınız gözüküyor. Şimdiden hazırlıklı olun. Güzel doktorlar, güzel bebek sevinçleri yaşasın. Taşınmak ya da yeni bir mal için, evet, taşınmak söz konusu olabilir ama bulunduğunuz noktayı elden çıkartıp öyle taşınmayı düşünen bazı boğa burçları için, evet, yeni nokta için burayı satıp daha büyük bir noktaya geçmek istiyorsunuz. Bir de ailenize ait çözülmesi gereken müteahhitlik işleriniz ya da toprak arazi işlerinizle ilgili avukat ya da yeni bir çözüm arayışı içerisinde olacaksınız. Eğer bu şekilde bekletirseniz malınız, düzeniniz ziyan olur. Bir an önce çözüm odaklı olmamız gerekiyor. Çocuklarınızla ilgili yurt dışı fikri olan boğa burçlarının büyüklerime sesleniyorum. Çocuklarınızın gelecek hayatıyla ilgili planlamalarınız doğru. Sevgili ev hanımları, bu ara en çok evinizle alakalı değil de kendi içinizdeki yaşadığınız psikolojik dengeleri lütfen bir an önce toparlayın. Evdeki herkese askeri bir komut verdiğiniz düzen takıntılarınız oluşmaya başladı. Bir yardımcı danışman, bol yürüyüş ve gıdalarınıza dikkat etmeniz lazım. Eşinizin de işleriyle ilgili yaşadığı krizler yavaş yavaş toparlanacak. Sabırlı olmanızı öneriyorum. Sağlık konusunda diş etinden çok ağız aflarımız ve dil yaralarımıza dikkat edeceğiz ve beslenme konularımız biraz hassas gözüküyor. İhmal etmemeniz lazım. Bu ara alım satıp konularınızla ilgili araç değişimi ya da araçla ilgili yapmak istediğiniz tamir, tadilatla ilgili konularımız ön planda. Yalnız kazalara açık gözüküyorsunuz. Kırılma, dökülme, bu tarz enerjileri ihmal etmeyelim. Bu ara puslu bakan bir enerjidesiniz. Pus enerjinizi geride tutmamızı öneriyorum. Mutlu ve sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, güzel ailem, umutlu bir ailem, umut içinde yaşayacağımız çok güzel ailelerimiz nasip olsun diyorum. Sevgili ikizler, takıntılarımız, düşüncelerimiz, fikirlerimizin bu hafta çok fazla sorgulayacağınız bir hafta. İnsanların düşüncesi, çevrenizdeki çalıştığınız insanların fikirleri, davranışları sizi rahatsız edebilir. Mümkün olduğu kadar kendi işinize, kendi alanınıza konsantre olmanızı öneriyorum. Çünkü çarşamba, perşembe çıldırmış bir nokta yaşayacaksınız ve her şey alınganlık evreniniz söz konusu olacak. Ve duygusal olarak da insanların sizi yanlış anlamasına sebep oluyorsunuz. Radikal ile iletişimleriniz var. Çok fazla evraklar, dosyalar, hesaplar, alımlar, götürmeler, getirmeler işlerimizin çok yoğun olacağı bir hafta. O yüzden biraz daha dikkatimizi işe vermemiz ve etraftaki insanların tavırlarını önemsememeniz gerektiğini bir kez daha uyarıyorum. Yalnız sevgili ikizler, bu ara iş değişimi, yeni iş arayışı içerisinde olanlar için perşembe ve cuma kapılarınızın çok rahat açık olduğu ve bunları doğru başvurular yaptığınız takdirde iş kapınız şimdiden hayırlı olsun diyorum. Yer değişimi, farklı bir alana geçmek isteyenler için teklif başvurularınızı yaparsanız Ocak 21 27 Şubat pardon Şubat 21 27 Şubat arasında bunlar olumlu süreçte hayatınızın içerisine geçiş yapacak. Eğer akademisyenseniz, doktorsanız, üniversitede bir hoca ya da anlatım üzerine işler yapıyorsanız bu dönem anlaşacağınız işler size çok kazançlı ve keyifli olacak. Aynı tempoda almak istediğiniz eğitim konularınız varsa da bunlarla ilgili başlangıçlar size keyif verecek diyorum. Evet, büyük değişimler, yenilikler sizin hayatınıza renk katacak. Sadece inanarak adapte olursanız çok büyük oluşumlar var. Şehir dışı ya da yurt dışı ile ilgili tayin, değişim, gitmek ya da niyetiniz varsa bu Şubat ayı ufak tefek seyahatlerinizde aksilik olabilir. Mart daha yoğun bir geçecek bir hafta olacağı için seyahatlerinizle ilgili üzülmeyin. Aynı toplantılar, aynı enerjiyle yeniden gideceksiniz ve başarınızı elde edeceksiniz. Banka, finans sektöründe çalışanlar da yer değişimi,
Bulunduğunuz noktada üst düzeyiniz değişebilir. Ani değişiklikler sizi ürkütmesin. Sizde de zaman içerisinde farklı değişimler ve beklemedik bir noktaya da geçişiniz sağlanacak diyorum. Ortaklı iş yapıyorsanız ortağınızla ilgili parasal konularda yaşayacağınız krizleri düzeltme haftamız. Elden çıkartmamız gereken bir mal, ortaklı mallarla ilgili doğru karar verip borçlarımızla alakalı toparlanacağımız bir hafta. Her iki tarafında birbirini çok iyi şekilde anlayacağı bir hafta. O yüzden elden çıkacakların hepsi çıkacak. Yeni bir oluşum, yeni bir nokta yapmak istiyorsak da büyük aydınlanmalar söz konusu. Bu ara özellikle kendi işini kurmak ve bunlarla ilgili planlar yapıyorsanız sosyal medyada ne yapacaksanız yapın başarı ve markalaşma noktanız çok ön planda. Eğer kendinize ofis ya da farklı küçük bir butik bir alan yaratmak istiyorsanız da ya da muhasebe alanındaysanız muhasebe alanı, hukukçuysanız bunlarla ilgili başvurularınızı ya da planlarınızı yapın. Çünkü burada kapılarınız hayırlı ve aydınlık olarak gözüküyor. Uzun süredir yurt dışı bağlantılı çalışıyorsanız affedersiniz. Yurt dışı bağlantılı çalışıyorsanız, burayla ilgili gitmek planınız varsa üst düzey yöneticinizin sizinle ilgili güzel fikirleri var. Mümkün olduğu kadar işinize adapte olun. Maaşınızla ilgili zam beklentiniz varsa, uzun süredir burada parasal evrede yaşadığınız krizleri toparlayamıyorsanız Mart ayı maaş konusunda daha rahata ereceğiniz nokta. İş mahkemeniz ya da bu tarz parasal mahkemelerinizle ilgili bu Şubat ve Mart çok yoğun bir tempo olacak. Mümkün olduğu kadar davalarınızı kaçırmayın. İlişki konusunda bu ara renkli kişilik bir yapınız var. Her şeye böyle kelebek gibi konmak istiyorsunuz ama gerçek kalbi aradığınız için kime ait olduğunuzu bulamıyorsunuz. Özellikle de duygusal olarak şu an hayatınızdaki insanla güzel yol alıyorsunuz. Onun dengesiz tavırları sizi yıpratıyor olabilir ama aynı şekilde sizde dengesiz ve kıskançlıklarınız var. Bunu örtmeniz lazım. Geçmiş bir ilişkinizi bekliyorsanız bu ara biraz daha sosyal medyadan takip edebilir, haber alabilirsiniz ama onun size geri gelmesi için 21 Şubat, 22 Şubat'a ihtiyacınız var. Bu ara evlenmeyi ya da ilişkinizi aileyle tanıştırmak istiyorsanız bence Şubat'ı bir baş başa tadın. Mart ve Nisan daha doğru sürece çünkü ailenizin biraz ekonomik sıkıntıları var. Şu an o kaygıyı, o korkuya sokmamanız gerekiyor. Değerli gençler, ailenize zorla araba aldırmak istiyorsanız aileniz arabanızı alacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara eşinizle alakalı, ilişkimizle ilgili daha çok yemek konu, eşinizin çok fazla yemek yemesi kalp ve damar problemi neden olabilir. Gece yemelerini kesmenizi öneriyorum. Ve bu ilişkide çok fazla bağırışma, tartışma ve konuşmalar sert ilerliyor. Biraz daha birbirimize ılıman konuşmalar yapmamız lazım. Çünkü her iki tarafında birbirine olan tahammül evresi bitmiş olarak gözüküyor. Mutlu çiftlerimiz için de bence hayalinizdeki eşinizi ikna edin. Hayalinizdeki araç kapıda. Bir de uzun süredir satılmasını istediğiniz bir arsa için anlaşma haftanız söz konusu olacak. Ailenize ait de uzun süredir ev ya da müteahhite gitmesini istediğiniz toprağınız, araziniz, malınız varsa bununla ilgili doğru müteahhit evreniz hazır. Gözünüzü dört açın, doğru anlaşmayı yapacaksınız. Sağlık olarak alerjik göz enfeksiyonlarımıza dikkat edeceğiz ve bağırsak enfeksiyonlarımızda hassasiyetimiz olabilir. Sevgili gençler, kendinizi çok sevin, bu hayatı sevmeye değer diyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili yengeçler, güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Evet, bu ara sınavlarınız, koşturmalarınız, eğitim, evrak, kağıt, dosya, hesap, kitap, inanılmaz yoğun bir tempo içerisinde olacaksınız. Online dersleriniz, online çalışmalarınız, online iş temponuz çok fazla olacak ve bununla ilgili de iş konunuzla ilgili işinize geri dönmek ya da ev düzeninde çalışmak isteyen çalışanlarda çok fazla bıkkınlık ve yorgunluk var. Adapte olamıyorum temposu var. Biraz daha sabırlı olursanız tekrar eşinize yeniden dönüş sağlayacaksınız. Yalnız konumunuzda biraz aksilikler yaşayabilir. Yöneticilerinizle aranızda gergin haller yaşanabilir ve siz biraz böyle blok olabilirsiniz. Bu hafta saatlerinize, giyim kuşamınıza, konuşma üslubunuza çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü yöneticiniz çıldırmış gibi sizin üstünüze ve etrafınızdaki herkese böyle bir bağırma enerjisi var. Etrafta gergin haller var. Aman dikkatli olun. Özellikle de bulunduğunuz noktada yer değişimi ya da başvurularınızla ilgili fikriniz varsa hemen yapın. O bazı noktalarda açık var. Hemen o noktaya geçeceksiniz diyorum. İş arayanlar için özellikle salı ve çarşamba ve perşembe öğlene kadar çok güzel enerjiler var. Mümkün olduğu kadar işinizle ilgili noktada başvurularınızı yapın. Doğru ve olumlu süreç yaşayacaksınız. Değerli takipçilerim, eğer ki finansal değil de büyük kurumsal bir firmada bulunduğunuz noktayla ilgili
genel bir değişim bekliyorsanız, evet, genel değişim komple yöneticileriniz, bulunduğunuz üstünüzde ve altınızda birçok insan değişim yaşayacak. Size de bu riskler gelebilir. Şimdiden temkinli olmanızı ve yeni iş arayışları içerisinde olmanızı öneriyorum. Bir de devlette çalışan üst düzey rütbe, asker, polis, hakim, savcı, burada da bazı yer değişimleri beklentisi içerisinde olabilirsiniz ama şu an için imkansız görüyorum. Acele etmenize gerek yok. Vakti gelince bulunduğunuz noktaya geçiş sağlayacaksınız. Ama şöyle bir durumumuz var. Çok böyle evraklı, satışlı ve serbest meslekte çalışanlarda sürpriz paralar, yenilikler ve yenilenmesi gereken bir sürü anlaşmalar var. Çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Kendi işini yapanlarda da özellikle bu ara parasal evrede kredi ile alakalı ödemelerle ilgili aksilikler problemsiz olacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu hafta akış hızlı olacak ve çok rahat ödemelerinizi sağlayacaksınız. Ortaklı, büyük iş, ticaretle uğraşan tekstil ticaret olabilir, madencilik işiyle olabilir, serbest kendi işiniz olabilir. Yani hurdacı da olabilirsiniz. Bu hafta renkli insanlarla tanışıp işinizde çok güzel fikirlere ve adapte olacağınız yenilikler çok fazla var. Ve bunu doğru değerlendirdiğinizde de altyapınızı çok iyi şekilde güçlendireceksiniz diyorum. Korkulacak bir durum yok. Özellikle sizden yaş olarak büyük, yani 40, 50, 60 yaş arasındaki insanların fikirleri size daha çok büyük güçlendirecek ve onları dinlediğiniz takdirde de işinizde başarılar söz konusu. Yurt dışı, şehir dışı ile ilgili iletişim evraklarınızla alakalı sorunlar çözülme haftası. Kiminle iletişime geçmek istiyorsanız çok rahat bir şekilde iletişim ve yüz yüze toplantılar, yoğun koşturmalar söz konusu olacak ve bu koşturmaların arkasından sizin biraz daha gücünüze güç katacağınız bir nokta. Sevgili yengeçler, kırgınlık anınızda ağlama krizleri yaşıyorsunuz. Lütfen bunu eve gittiğiniz zaman evde ciyak ciyak bağırın. Çünkü iş yerinde sinirleriniz had safhada oluyor ve ruhunuz daralıyor. Daraldığı için de içinize kapanıyorsunuz. O yüzden vücutta kasılmalar, strese dayalı sıkıntılarımız var. Lütfen sokağa çıkınca bağırmayı unutmayın diyorum. İlişkinizle ilgili uzun süredir yaşadığınız krizlerin çözemeyeceğinizin farkına vardınız ve yol ayrımı içerisinde olacak bazı yengeçler. Ve uzun süredir de beklediğiniz biri varsa bir mesaj, bir mail söz konusu olabilir ama sizinle alakası yok. Siz öyle bir ruhani bir aşk enerjisine takılabilir, ruhunuz dağılabilir. Yeni arayışlar, yeni enerjilere girmeniz lazım. Bu ara sevgiliniz evlilik teklif edebilir, ilişkiyle ilgili çok daha güzel planlar içerisine girebilir. Siz artık onunla ne yapmak istediğiniz yolun kararına verin. Sevgili gençler, eş sevgilinizle, nişanlınızla yurt dışına yerleşmek istiyorsanız bununla ilgili büyük mücadeleler verip yol noktasına oturtacaksınız ama biraz daha bununla ilgili altyapıları güçlendirmemiz lazım. Evli çiftler için bu ara baba, abi, kardeş, özellikle kendi kardeşlerinize ait sıkıntılar, parasal bazı krizler ve mahkemelik sorunlardan dolayı ev hanemizde tedirginlik, paniklikler söz konusu olabilir. Bunları çözmeye çalışacaksınız. Unuttuğunuz bir zarf, unuttuğunuz bir borç evinize haciz olarak gelebilir. Lütfen bunları bir kontrol edelim, sıkıntı olmasın. Eşinizin işiyle ilgili uzun süredir değişmesini beklediğiniz noktanın zaferinin kutlaması var. Şimdiden hayırlı olsun, güzellikler ev kapınıza gelsin diyorum. Bu ara boşanma fikri gelip giden bazı yengeçlerde aile desteğiyle artık mutsuz olduğunuzun kararına vardınız ve yol ayrımı içerisindesiniz. Her iki taraf için de şimdiden hayırlı olsun. Ortak mallarla ilgili satma içerisinde olan, yani evli çiftler ortak mallarınızı satmakla ilgili güzel anlaşmalar ve herkes hakkına düşen noktanın aydınlanmasını yaşayacak. Sevgili yengeçler, çok çocuklu olanlarda da büyük bir ev alma ve büyük bir evle birlikte huzur ve mutluluğu bulma haftanız olacak. Arayışlarınıza devam edin. Doğru ev kapınız gözüküyor. Sağlık olarak da özellikle boyun fıtığı ve bel fıtığı ve sinüzit evrelerimize dikkat edelim. Sevgili gençler, hayatta her şey sizin için. Sizlere güveniyorum. Mutlu kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Mandalina boğazıma kaçtı. Hemen gösteriyorum. Suyla mandalina içiyorum ve boğazıma kaçtı. Sevgili aslanlar, güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Her şey istediğiniz gibi güzellikle size de olsun diyorum. İş konularınızla alakalı uzun süredir yapmak istediğiniz yeni projeler, yeni olumluluklar var. Yalnız içsel dünyanızda bulunduğunuz noktayı terk etmek, farklı arayışlar, farklı noktalara geçmek isteyebilir. Ani karar verip hata yapmanızı istemiyorum. Çünkü bulunduğunuz noktada sevilen, konum olarak da değişmesini beklediğiniz noktalarda hakkınızı alacaksınız. Biraz daha mücadele, biraz daha hedeflerinizle alakalı noktada odaklanmaya ihtiyacınız var. Hani
İş çevrenizde hem yıkılan evre, hem de genç enerji, hem de kadınlarla, hem de genç insanlarla yaşadığınız krizlere artık tahammül evreniz yok ve şansın size iş konusunda daha hızlı şekilde güçlenmesini istiyorsunuz. Evet, şans 5. evinizin hareketini, güzelliklerin getireceği, sizden tek ricam kararsız olduğunuz her şeyi geride bırakmanız gerekiyor. Bulunduğunuz noktaya sahip çıkın. Yeni iş arayanlar ve uzun süredir iş problemi yaşayanlar için de biraz daha bekleyişler sizin için doğru olacak. Çünkü bu hafta kararsızlık haftanız olduğu için yanlış bir iş başvurusu demek sizin de huzursuz olmanızı temkin eder. Ama yurt dışı ile ilgili evrak gitmek istiyorsanız bununla ilgili olumlu görüşmeler, çağrılmalar ve yüz yüze görüşmelerde doğru geçişleriniz var. Mümkün olduğu kadar heyecan yapmamanızı öneriyorum. Büyük bir kurumsal firmada ya da devlette çalışıyorsanız buranın para ekonomisiyle alakalı sorunların yavaş yavaş çözüldüğü, hatta burada yerinizde yetkilenme ve konumunuzla ilgili güzel başarının, hatta maaşınızla ilgili de haklarınızla ilgili güzel diyaloglar, konuşmalar bu hafta sizi motivasyonunuzu arttıracak. Hafta sonu da bunun keyfini çıkartırken pazartesi isteklerinize erişmiş olacaksınız. Kendi işini yapanlar için bırakmak, terk etmek, çünkü buranın artık ekonomik olarak sizi çok fazla zora soktuğunu ve gücünüzün kalmadığını, mümkün olduğu kadar da devretme mücadelesi ettiğiniz ama hala bulamıyorsunuz bir çıkış noktası. Biraz daha sabırlı olun. Burası kendi rızkını yeniden doğuracak. Bir aileden, özellikle baba, abi dediğimiz kişiden destek alarak burayı biraz daha iyileştirmemiz gerekiyor. Kendi ortaklı iş yapanlar için özellikle yurt dışı ihracatı, balık sektörü, yani özellikle yurt dışı ile ilgili bağlarınız varsa bu konulardaki eksik imzalar, eksik hatalar biraz gecikmelere sebep olabilir. Muhasebeniz ya da evraklarla uğraşan kişilerin biraz daha sıkıntılar yaratacağını gösteriyor. O yüzden mümkün olduğu kadar dikkat edelim. İnsan kaynaklarında çalışıyorsanız, farklı bir alana geçmek istiyorsanız güzel fırsatlarınız var. Mümkün olduğu kadar bunun altyapısına oturtalım diyorum. Eğer ki polis ya da belediyeye girmek ya da devlet dairesinde olmak istiyorsanız bu tarz kapılarda şans kapılarınız var. Yakın bir kadın dostunuzdan alacağınız bir destek iş kapınızla alakalı pürüzleri yok etmenize yardımcı olacak diyorum. Özellikle eğitim konusunda yurt dışına gitmek, tekrar yüksek lisans, profesörlük ya da doçentlik eğitimine ilgili başvurularınız varsa olumlu bir evre var. Mümkün olduğu kadar bu evrenin tadını çıkartın. Başarılar şimdiden sizden olsun diyorum. Ailenize ait yıkılmasını beklediğiniz bir ev konusuyla ilgili yeni anlaşma gerçekleşecek ve bu anlaşmada hakkınıza düşen payı en verimli şekilde alacaksınız. Özellikle de baba soyunuzla alakalı yaşanacak bazı miras konuları ile ilgili tartışmalara açık olmanızı öneriyorum. Çünkü orada bir açgözlülük var. Şimdiden hazırlık olun diyorum. Evet, sevgilinizin bu hafta size duygularının çok derin olacağı, aşk konusunda çok güzel iyileşeceğiniz ve güzel sözler duyacağınız bir hafta. Karşı tarafı anlamadığınızı düşündüğünüz an o size o kadar güzel anlaşılır bir ifade kullanacak ki tekrar sevgiye inanacaksınız. İlişkiniz terk ettiyse, dönmesini istiyorsanız ufak ufak renkler var. Ama bir yakın dostunuzun bir tanıştırması var. Onu da denemenizi öneriyorum. Bu ara evlenmek, evlilik planı yapanlar için acele ediyorsunuz. Çünkü bazı borçlarınız var. Bunları toparlamadan bu kararı vermenizi istemiyorum. Çünkü borç üstüne borç, evlilik kurulmaz canlarım. Biraz daha yaza doğru hareket ederseniz sevinirim. Ama ufak tefek anneyle, ablayla, kardeşle tanıştırma niyetiniz varsa tanıştırabilirsiniz. Sevgili evli çiftlerim, bu ara ailenizin, özellikle eşinizin, kocanızın anne, baba, kardeş soyuyla alakalı yaşanacak krizlere açık olalım. Aynı şekilde bu laflardan dolayı sizin ailenizde sizi güçsüz gördüğü için biraz destek verirken evliliğimizde çatırdamalara sebep olabilir. Aman olayları abartmayın, sorunları dışarıda çözün, evinizin içine getirmeyin diyorum. Çocuklarınızla ilgili bir sağlık problemi atlatabilir. Bunların böyle bir gerginlik hali olsa da çocuklarınızın sağlık problemi geçici olacak. Endişe etmenizi öneriyorum. Miras konusunda kız kardeşiniz ya da ablanızla ilgili yaşanacak krizlere de hazır olmanız lazım. Bu ara boşanma fikri olan ve boşanmak kararsızlığı yaşayan bazı aslanlar biraz daha düşünmek, bu evliliğe bir şans daha vermek isteyebilirsiniz. O yüzden böyle bir bekletme rotası söz konusu olacak. Ama ayrı hanelerde yaşayabiliriz. Aynı hanelerde ortak çocuklarımızı görmeye geçiş sağlayabiliriz diyorum. Sağlık olarak özellikle tırnak, batık ağrılarınız, batık tırnak problemleriniz, egzama ve kaşıntılarınız ve uyuz problemleriniz olabilir. Şimdiden dikkat edelim. Bir de uzun süredir yakın bir dostunuzla tatil planınız vardı.
Hafta sonu şimdiden tadını çıkartın. Bu size iyi gelecek. Sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Mümkün olduğu kadar eğitiminize, kariyerinize ve toprağınıza sahip çıkın. Mutlu kalın değerli aslanlar. Sevgili başaklar, güzel başaklar, güzel ailem. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı, çok insana ulaştırmanızı temenni ediyorum. Ben size emeğimle, siz de bana gücünüzle göstereceksiniz. Sevgili başaklar, işinizle ilgili bazı parasal evrede yaşayacağınız krizlere hazır olmanızı öneriyorum. Bu ara işlerinizde aksilikler, parasal evrede zorluklar biraz daha sizi yıpratabilir. Ve mümkün olduğu kadar işe konsantrasyon probleminiz olabilir. Ayaklarınız işe gitmek istemeyebilir. Ruhunuz, enerjiniz çekilmiş olabilir. Ne yapıyorsunuz? Sabahları mis gibi nefes alıyorsunuz ve işinize konsantre olmanız gerekiyor. Çünkü yaşadığınız bazı sorunlar sizin o ayaklarınız o işe gitmek istemiyor. Alternatif iş baktınız ama bir türlü bu kapılarınızla ilgili olumlu süreç bulamadığınız için çaresizce içimizden küfür ede ede işe gidiyor gözüküyoruz. Aman telaş etmeyin. Özellikle Mart'ın ortasında güzel iş kapılarınız var. Şimdiden bu işimizi kontrol edelim. Kurumsal ya da büyük bir firmaya geçiş yapmak istiyorsanız imkan kapılarınız açık. Bir geçmiş bir dostunuz, geçmiş bir iş arkadaşının desteğiyle birlikte bir başvurunuz olumlu sonuçlanacak. Bu hafta başvurularınızı yapmanızı öneriyorum. Kendi bulunduğunuz noktada maaşınız, konum değişiminizle ilgili acele etmemenizi öneriyorum. Hak ettiğiniz konum size zaten sunulacak ve siz çok emektar ve gerçekten her şeyi kontrollü çalışıyorsunuz. Yakın grup arkadaşlarınız, çevrenizdeki insanların fesatlığı içerisinde kalmışsınız. Mümkün olduğu kadar onların enerjisini de dışarı atmanızı öneriyorum. Önerdim bile. Yurt dışı, şehir dışı evraklarınızla ilgili biraz çok yoğun bir tempo söz konusu olacak. Ama evrakları birbirine yollarken karıştırmamanızı, hata yapmamanızı öneriyorum. Bu ara kendi kariyerinizle ilgili belki kurs alabilir, eğitim, yabancı dil düşünceniz olabilir. Kendinizi güçlendirmek istiyorsunuz. Bunun başvuruları için arayışa geçtiniz. Doğru nokta sizin için hayırlı olacak. Yani güzel bir eğitim sizi de hak ettiğiniz noktaya başarı sağlayacak. Kendi işini kurmak ya da kurumsal alanı bırakıp kendi sisteminizi kurmak istiyorsanız bir kadınla yapacağınız ya da anneniz, ablanız, yakın kadın dostunuzla yapacağınız iş kapısı sizin için hayırlı olacak. Hiç korkmayın, cesaretinizi yapın ve bu iş size büyük bereket ve aydınlık yaratacak. Kendi işini yapanlarda da parasal anlamdaki kazançlarda korkularınız varsa ve krizler yaşıyorsanız bu hafta bol kazanç ve bu hafta bol da müşteri ve bu hafta diyaloglardaki toplantılar, görüşmeler size çok büyük kazanç sağlayacak ve renkli dünya yani sosyal medya, dijital alanlarda da kendi isminizi çok rahat duyuracağınız bir haftanın tadını çıkartacaksınız. Güzel başarılar var, korkmanıza gerek yok. Ortaklı büyütmek istediğiniz işinizle ilgili yeni finansal kişiler arıyorsunuz ve bu konuyla ilgili de uzun süredir araştırma içerisindesiniz. Her insana güvenemediğiniz için de ortaklı konularda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Haydi gözünü kapat çünkü yeni bir ortak var. Bu seni güçlendirecek ve başarı sağlayacak diyorum. Devlete girmek, devlet alanıyla alakalı değişiklikler içerisinde olmak istiyorsanız şu an için imkansız. Bulunduğunuz noktayı devam ettirmeniz lazım. İş problemi, işsizseniz ve yakın dostlarınızın desteğiyle bu kapınız hayırlı olacak diyorum. Sevgili başaklar, aşk konusunda bana kader gülmedi. Ben acı çekiyorum ve mutsuzum diyorsanız bu hafta tanıştırılmalar, bu hafta gökyüzü size o kadar güzel flörtörs bir ruha getirecek ki hadi gözünü aç ve gökyüzüne bak ve sana güzel bakan kalbi görmeni temenni ediyorum. Geçmiş ayrıldığınız bir ilişkinizle güzel bir konuşma haftanız olacak. Tekrar birbirimize şans deneyeceğiz. Eğer ki doğru değerlendirirseniz hayat arkadaşınız sizinle yol alacak gözüküyor. Çünkü alınganlıklarınız, abartı yönünüz ilişkiyi yoran bir noktada. Geçmiş bir ilişkinizi bekliyorsanız, hala ben bu ilişkide uzun soluklu bekliyorsanız artık bu ilişkiye veda etmeniz lazım. Bu ara adını koyamadığınız, flört ettiğiniz, bir türlü ilişki var mı yok mu dediğiniz kişiyle de biraz daha keyifli yol alacaksınız. Ama onu tanımak, o da sizi tanıması için doğru yüzünüzü göstermeniz lazım. Maskenizi taktınız, tanısın istiyorsunuz. Yüzünüzü doğru gösterin diyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara hayatınızdaki değişmek ve değiştirmek istediğiniz evdeki ne varsa her şeyi değiştirmek ve yepyeni bir evliliğe adım atmak istiyorsunuz. Yani hayatınıza renk katmak istiyorsunuz. Evet, ilişkiniz bunu hak ediyor. Haydi şimdi yavaş yavaş güzel güzel değişiklikler yapalım. Birbirimize doğru şans verelim. Bu ara çocuklarınızla ilgili kaygı,
kaygı bozukluğu, onların eğitimiyle ilgili yaşadığınız krizler sizin karı koca hayatınızı çok fazla etkiliyor. Bir ilişki ve çocuklarınız ilişkin bir psikolog iyi gelecek ya da pedagog. Çünkü siz çocuklarınızı anlamıyorsunuz ve kural koymaya çalışıyorsunuz. Çocuklarınız farklı bir karakter ve bu yüzden de ilişki hayatınız yıpranıyor. Biraz çocukları pedagogla, kendiniz de psikologla çözelim diyorum. Bu ara evlilik tarihi alan, apar topar evlenmeyi düşünenler için doğru bir hafta. Evlilik niyetiniz var, gecikmişti. Hemen nikah üzerinde yapıp kendi düzenimizi kurmak ve ev almak istiyorsunuz. Hayırlı olsun, güzel bir karar verdiniz. Bu hafta ailelerle konuşup bu hızlandırma evreni söz konusu olacak diyorum. Bir de kendinize ait rahatsız olduğunuz ve bir türlü benim gelmesi gereken bir borç parayla ilgili tedirginlikleriniz varsa o gelmeyecek, unutun. Ama ailenizden gelecek bir destek sizi biraz daha rahatlatacak. Bu ara kredi harcamaları, kredi borçlarınızla ilgili dikkat etmenizi öneriyorum. Sağlık olarak özellikle HIV virüsü, cinsel yolla bulaşacak noktalara dikkat edelim. Böyle bir sıkıntınız varsa da sizden ricam ilaç ve tedavi noktanızı kontrol edelim. Çünkü bu ara HIV virüsü ile alakalı sıkıntılar var. Özellikle başaklar titiz olmanıza rağmen biraz hassas noktanız var. Mümkün olduğu kadar dikkatli üreme organlarımız, sevişme enerjilerimizi doğru kontrol etmemiz lazım. Sevgili gençler, hayatta size çok güveniyorum. Sizin gibi nesiller bize lazım. Z kuşağına güveniyorum ve ülkemizi en güzel bayrağını aydınlatacaksınız. Mutlu kalın. Sevgili teraziler, güzel ayda. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmuyorsunuz. Biz aile isek birlikte paylaşacağız her şeyi. Ben elimden geldiği kadar size enerjilerimi, siz de enerjileri beni dinleyerek enerjilerinizi iyileştirebilirsiniz. İş konularınızla alakalı kafanız ilişki konusuna takık olduğu için adaptasyon problemi yaşıyorsunuz ve kafanızda ilişkinizin geri gelmesini ve o ilişkiyle ilgili hesaplaşması gereken noktalar var. Benim canım acıyor diyorsunuz. O yüzden izin almak, uyumak, böyle kafanızı farklı noktalara itmek istiyorsunuz ama işinizde çok çözmeniz gereken bir sürü işler var. Yeni anlaşmalar, yeni yenilikler ve sizi bekleyen bir sürü dosyalar var. Şimdi hafif hafif popomuzu kaldırıyoruz, işimize konsantre oluyoruz. Gün içerisinde bu ilişkiyi düşünmememiz lazım çünkü halletmeniz gereken bir sürü işler var. Aman dikkatli olun değerli teraziler. Evet, kurumsal ya da devlet alanında çalışanlar için biraz karışık bir hafta ve çok yoğun ve tamamlanması gereken bir sürü evraklar, yeni toplantılar, yeni organizasyonlar, yeni insanlarla keşif evresine geçiş yapacağımız için bu hafta inanın nasıl geçtiğini, nasıl iş yaptığınızın siz de farkına varmayacaksınız. Ay, topuklarınız acıyacak böyle o toplantı, bu koşturma, bu evrak, bu görüşme derken yoğun bir hafta sizi bekliyor. Tabii ki akşam düzenli uyumanız gerekiyor. Çünkü zihniniz çok karışık ve duygusal boşluklarınız çok fazla olduğu için içinizden siz değil başka bir siz çıkıyor terazi burçları. Sevgili teraziler, eğer ki iş beklentiniz varsa bu hafta özellikle çarşamba ve cuma arasında bir insanın desteğiyle birlikte iş kapınızda hayırlı bir sonuç elde edeceğiniz gözüküyor. Farklı bir kurumsal alana geçmek istiyorsanız çok yakın bir erkek dostunuzla ilgili fikirler alıp yapalım mı yapmayalım derken ortak bir iş kararı içerisinde olacaksınız. Bir yandan kurumsal, bir yandan kendi işinizi büyütme gibi fikirleriniz söz konusu olacak. Bunu yapın çünkü sizde başarı, sizde aydınlık vardı gözüküyor. Farklı bir şehre, farklı bir yere iş için başvurularınız varsa olumlu sonuçlanacak. Bunun üstüne gitmenizi öneriyorum. Hatta mesela Ankara'da yaşıyorsanız İzmir'e gelmek, İzmir'den İstanbul ya da Bursa'ya geçmek istiyorsanız bu kapılarınız hayırlı ve aydınlık. Ya da yurt dışı olabilir. Almanya, Fransa, Almanya gibi düşünceleriniz varsa bu kapılarınız gayet hayırlı ve aydınlık olarak gözüküyor. Cesaretinizi toparlayıp yeni başvurularınız ya da başvurduğunuz noktaları kontrol etmenizi öneriyorum. Şöyle bir şey var. Özellikle ortaklı işleri büyütmek için biraz parasal anlamda yaşadığımız krizlerimiz var. Bunları toparlamamız gerekiyor. Çünkü parasal anlamda geçmişe dönük borçlarımızla ilgili yapılandırmalarda bazı krizler yaşadığımız için hala parasal ekonomimizi düzeltemedik ama ortağınızın parasıyla alakalı yapacağınız projeler sizin aklınızla çok büyük başarılar elde edeceksiniz. Mümkün olduğu kadar ortağınızın parası sizin zekanız çok büyük bir güç katacak. Yurt dışına yerleşmek, farklı bir alana gitmek istiyorsanız bununla ilgili çok mücadele etmeniz lazım. Şirketinizden bekliyorsunuz böyle bir durum ama o Nisan ayı, siz şimdiden gitmek istiyorsunuz. Şimdiden Nisan'a başvurun diyorum. Yani Şubat ayında gidecekler belli ama Nisan'da siz gideceksiniz. Şimdiden bu başvurularınıza göze girmek istiyorsanız mümkün olduğu kadar yapmanızı öneriyorum. Sevgili teraziler,
Eğer ki uzun süredir hacizlik, icralık konularınızla ilgili özellikle sizin anne soyunuzdan gelecek miraslarla birlikte çok rahat ödemeleriniz söz konusu olacak ama bu miras paranız Mart'ta gelecek. Şimdiden ufak ufak borçlarınızı ödeyin ki eve haciz falan gelmesin diyorum. Sevgilisiyle ilgili aranız ayrı olanlar çok depresyondalar. Mümkün olduğu kadar bol pilates, yoga, meditasyon ve odaklanacağınız kurslar size iyi gelecek. Resim atölyesi, Çin atölyesi bunlar size iyi gelecektir. Hadi enerjinizi değiştirmenizi istiyorum. Çok yakın dönemde küsenlerde barışma var. Ama 3, 4, 5 ay önce küsenlerde barışma kesinlikle şu ara göstermiyor. Ama çok yakın dönemde küsenler için barışma var. Sevgiliniz ve uzun soluklu ilişkinizle ilgili aksilikler, konuşmalarda terslikler yaşayıp ilişkiyi incitebiliriz. Aman olayları abartmayın yoksa ayrılık yoluna doğru gidiyor. Sakin olun öneriyorum. Bu ara ailenizi, kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşlarınızla tanıştırmak istiyorsanız bu sürpriz enerji var ve her iki taraf da sizi beğenecek. Hiç endişe etmeyin, tanıştırın. Korkularınız varsa tanıştırabilirsiniz. Evli çiftler için bu ara mahkemelik konular, ilişkinizle ilgili yaşadığınız kavgalar, ilişkinizle ilgili yıpranan olaylar artık mahkemeye doğru taşıyor. Birbirinizi mümkün olduğu kadar doğru anlamanız, doğru noktaya yol almanız lazım. Yoksa ilişki biraz çıkmaza doğru gidiyor. Çok mutlu çiftlerimiz için taşınmak, yeni ev, yeni araştırma ya da bunlarla ilgili büyük düşünceleriniz var ama ekonomik olarak şu an buna hazır değilsiniz. Araştırmalara devam edelim. Uzun süredir satmak istediğiniz bir araçla ilgili de güzel anlaşma söz konusu olacak. Hayalinize ait arabaya doğru gidiyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ev hanımları, bu ara evinizle ilgili yaşanan sorunlardan çok sizinle ilgili etraftaki dedikodular, söylenen laflar, görümceniz, eltiniz, kayınçonuz ne konuşuyorsa bunların ağzını kapatmanızı öneriyorum. Çünkü evliliğinize bunlar mani oluyor. Mümkün olduğu kadar onlara haddini bildirmeye vakti diyorum. Sağlık olarak özellikle gıda ile alakalı gıda zehirlenmesi, alerjik reaksiyon, vücut enfeksiyonlarımıza dikkat edelim. Bu ara uyku apnesi ya da burunla ilgili tıkanıklıklarınız söz konusu ihmal etmeyin diyorum. Sevgili gençler, sizler çok güveniyorum. Bu ülke sizin gibi gençlere ihtiyacı var. Haydi eğitimine, haydi düzenine, haydi ailene sarıl diyorum. Sevgili akrepler, güzel akrepler nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Ve bu hafta çok hareketli ve yoğun bir süreç ve işinizle ilgili çözülmesini istediğiniz her konu çok rahat bir akıcı bir şekilde hayatınıza geçiş sağlayacak. Bu da yerinizdeki rahatsız olduğunuz insanların işten çıkması, bulunduğunuz yöneticilerle ilgili yaşanan pürüzlerin artık gidip daha rahat bir nefes alacağınız bir hafta sizi bekliyor. Değerli akrepler, uzun süredir iş bekliyorsanız ve hala çözümsüzseniz biraz daha beklemeye devam edin. Çünkü her nokta size uygun olmadığı için her noktaya adapte olamadığınız ve size ait enerji özellikle Şubat 20-27 arasında hayatınıza geçiş sağlayacak diyorum. Ailenizden destek alıyorsanız ve hala maddi krizler yaşıyorsanız ailenize ait bazı satılması gereken bir malla ilgili hanemizin ve sizin büyük bir rahatlığa erişeceğiniz de söz konusu değerli takipçilerim. Kurumsal ya da büyük bir firma yer değişimi ve iş arayışınız varsa çevrenizdeki inandığınız bir insanın referansıyla bu kapınız hayırlı olsun diyorum. Yeni bir noktaya geçmek, bulunduğunuz noktadan farklı bir alana gitmek istiyorsanız da fırsatlarınız var. Doğru gözden geçirin. Aman geçirin lütfen. Bir de kendi işinizi yapıyorsanız ve hala da iş sıkıntınız, parasal evredeki zorluklarınızı göre göre mücadele ediyorsanız batağa doğru hazırlıyorsunuz. Buraya bir ortak şart. Eğer ortak almazsanız ciddi krizler sizi rahatsızlığa doğru itecek ve ödemelerde yaşadığınız para konularında çok fazla sıkıntılar yaşayabilir. Eviniz ya da aracınız elden gidebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Önerdim bile vallahi. Ortaklı iş ya da farklı büyük alan yurt dışı ile alakalı iş bağlantılarınız varsa buradaki iletişimdeki güzel konuşmalar, güzel diyaloglar, güzel yazışmalar sizin puanınızı, kariyerinizi ve priminizi çok güzel şekilde etkileyecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Gücünüze güç katacaksınız diyorum. Dedim bile. Dedim çoktan. Devletle ilgili sınavınız, devletle ilgili başarı beklentiniz varsa olumlu rütbeler artışı ve beklenmedik noktada da yolculuğunuz başlayacak. Bu da sizin motivasyonunuzu artacak olarak gösterir. Yüksek bir eğitim düşünceniz varsa doçentlik, profesörlük, akademisyenlik gibi bu başvuruların sizin için olumlu olacak. Hiç gözünüzü kapatın, yapın. Çünkü başarı enerjiniz çok fazla var. Bunları sizin için çekirdek çitletmek gibi mümkün olduğu kadar konsantrasyonunuzu
altyapısını güçlendirelim. Bu ara sosyal medyada sosyal içerikli paylaşımlar, duygusal evrede çok fazla bununla üzerine çalışmalar yapabilir. Sokak hayvanları, yaşlılar, yetim, öksüz insanlarla ilgili fikirleriniz oluşabilir. Bunları hayata geçirmek için doğru planlamalarınız gerekiyor. Ama bunu yaparsanız da başarı ve güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Özel hayat konusunda ilişkinizle ilgili kırgın konuşmalar, yapıcı konuşurken kırgın sözler biraz ilişkiyi aksi noktaya itebilir. Mümkün olduğu kadar yapıcılığınızı bozmamanız gerekiyor. Ayrılma noktasına kararı veren çiftlerimiz medeni şekilde ayrılık noktasına gideceksiniz. Çünkü artık bu ilişkinin her iki taraf ve aile kültürlerden kaynaklı zorluklar oluşacağı için her iki taraf da yıpranmak istemiyor gözüküyor. Ailede tanıştırılmak, evlendirilmek, bu tarz konuşmalar çok ön planda. Görücü usulüyle tanıştırılanlar, güzel aşk ve güzel heyecan ve güzel evlilik yoluna gideceksiniz. Herkesle tanışın, kalbinize uyanı seçin diyorum. Dedim bile. Bu arada nişanlanmak, gelecek planı içerisinde olan değerli akrep burçları için özellikle hayatınızdaki insan ev kesinlikle olmadan evlenmem diyor. Siz bari şu ev kredisine ortaklı karar verin, evlenmeden krediye başvurun. Ondan sonra yolunuza karar verin. Çünkü her iki taraf da birbirini çok seviyor. Ama bu ev konusu ailelerin şartı olmuş. Bu yüzden zorluklarımız söz konusu olabilir. Evli çiftler için de özellikle yaşadığımız iş problemleri, işsizlikler evin içerisinde çok fazla huzursuzluk yaratıyor ve ekonomik olarak çok fazla daraldığınız için yol bulamıyorsunuz. Ama eşinizin ailesinden bir ev taşınma mevzusu ve kiradan kurtulacaksınız ve derin bir nefes alacaksınız. Taşınma niyeti olan ve buranın, binanın, insanların enerjisinden rahatsız olanlar için Mart ayının sonu yeni taşınma sizin için hayırlı olacak. Şimdiden doğru kapı bakmanızı öneriyorum. Boşanmak ve ayrılık kararı içerisinde olan çiftlerimiz çocuklar için tekrar bir araya gelseniz de bu ilişkinin çıkmaz noktalarının artık farkındasınız ama mecburen hani her iki tarafında gidecek noktası yok. Çocuklar için idare edin ama bu idare ederken tekrar aşka dönüşecek. O yüzden bence idareyi doğru değerlendirin. İlişkiniz tekrar fırsata dönüşecek diyorum. Bir de sizin iş mahkemeniz ya da eşinizin iş mahkemesi varsa burada paranız ya da alınması gereken haklarla ilgili temiz kağıdı alacaksınız ama yine para beklemeniz olacak. Biraz can sıkıcı olsa da sonu sizin için gayet ferah ve aydınlık diyorum. Sağlık olarak orta kulak iltihabı, iç kulak iltihabımıza dikkat edeceğiz. Bunlar biraz sıkıntılı gözüküyor. Bu ara özellikle evde temizlik yaparken, cam silerken oranızı buranızı bardak kırılmalar söz konusu olabilir. Yakın komşunuzun gözü değmiş, gözü olanın gözü çıksın diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili gençler, hayatta size ve sizin gibi gençlere çok ihtiyacımız var. Lütfen eğitiminizi, lütfen güzellikleri öğrenin. Bu hayat sizin dokunuşunuzla güzel olacak. Sizlere çok inanıyorum. Sevgili anneler, çocuklarınıza çok güzel bakın, çok güzel yetiştirin. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, yükselen yay burcu olanlar, güzel takipçilerim, güzel ailem, güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun diyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, insanlara anlatmayı unutmayın. Kanalımızı büyütelim hep birlikte. Temennimiz bu diyorum. Çünkü ben emekli varım, siz de emekli bensiniz diyorum. Yay burçları, özellikle yurt dışı, eğitim konularınız, yeni projeler, yeni oluşumlar için çok güzel fırsatlarınız var. Ve uzun süredir yöneticinizle ilgili, pürüzlerinizle ilgili oturup konuşmak istiyordunuz ve bunların sizi anlaması için mücadele ediyordunuz. Bu fırsat kapılarınız var. Artık oturup kendi sıkıntılarınızı karşı tarafa anlatırsanız hem konumunuz, hem işteki eksiklikler, hem de yapılan haksızlıkları üst düzey yöneticileriniz çok rahat bir şekilde görmesine yardımcı olacak. Çünkü burada bir çetrefilli bir döngü var. Bu çetrefilli döngüde isminiz ziyan olacak. Acilen çözüm olarak konuşmak şart diyorum. Yüksek bir mertebede çalışanlar için ani riskler var ve bulunduğunuz noktanın üst düzey noktasında kontroller ve bu kontrollerle birlikte işinize zarar gelebilir. Hatalar var. Hatalarınızı bir an önce düzeltin. Yoksa sıkıntılı bir ceza alabilirsiniz. İşinizden olabilirsiniz. İhmal etmeyin diyorum. Devlet kurumunda, devlet alanında çalışanlar, yer değişimi, ne bileyim belediye, orada burada çalışıp farklı bir yere gitmek istiyorsanız imkansız şu an yerlerle ilgili sıkıntılar var. Bulunduğunuz noktayı kontrol etmemiz lazım. Eğer ki taşerondaysanız, devlete girmek istiyorsanız Mart ve Nisan bu kapılarınız için hayırlı. Bir an önce bulunduğunuz noktaya konsantre olun. Bu kapılarınızda yani taşerondan devlet kadrosuna geçişiniz gerçekleşecek. Serbest çalışıyorsanız emlak, satış, medya, bu alanlarda renkli bir hafta olacak.
değişik konular, değişik anlaşmalar, değişik haberler ve çok yoğun bir geceniz gündüzünüz birbirinize karışacak. O yüzden renkli ve yoğun bir hafta söz konusu olacak. Sosyal medyada ya da medya sektörü, iletişim sektörü, sosyal ağlarda, para kazananlarda çok farklı diyaloglar söz konusu olacak diyorum. Bu ara ortak düşüncesi olan ve kendine kafe, restoran, ne bileyim, ayakkabı dükkanı, tatlı dükkanı açmak isteyenler için güzel bir fırsat. Baklava salonu olur. Ne bileyim, ekmek fırını açmak isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili güzel fırsatlarınız var. Doğru değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Kendi işini yapanlarda da ekonomik olarak zorlandığınız dönem geride kalıyor. Daha rahat ve hızlı bir para akışı sizin hayatınıza renk katacak. Yurt dışı, şehir dışı ya da bulunduğunuz alanda il ilçe geziyorsanız çok güzel yenilikler, yeni anlaşmalar size motivasyonunuzu artıracak ve parasal evrenizde de çok büyük güç katımı evresi söz konusu olacak. Bu ara kendinizle ilgili kurs, nakış, dikiş, bu tarz merakınız varsa mutlaka bu altyapınızı, enerjinizi düzeltmek için faydalı. Hatta astrolojik eğitim, kozmik enerji, bu tarz meraklarınız varsa da mutlaka hayata katılın diyorum. Çünkü hissiyatınız, enerjiniz bu hafta tavan olarak gözüküyor. Ev almayı, ailenize, anne ve babaya ev almayı düşünen yay burçları için güzel bir anahtar kapısı var. Ailenize şimdiden hayırlı olsun. Birikmiş kardeşler arasında ailenize destek olacaksınız. Bu da sizin için hayırlı diyorum. Sevgilisi olmayanlara güzel bir aşka yelken açmayı temenni ediyorum. Gökyüzü böyle aşkı kocaman kalple sunuyor size. Doğru derler. Sevgilinizin geri dönmesini istiyorsanız bazı aksilikler var. Onu çözmeden dönemez. Çünkü burada onun hataları çok fazla var. Aldattı, yalan söyledi, hikaye yazdı. Siz hala bu insanı bekliyorsunuz. Yine aynı hatalara maruzsunuz. Ama onun ilk önce kendini düzeltmeye ihtiyacı var diyorum. Evlilik planı içerisinde olan ve evlenmeyi, ilişkiyle ilgili yol kat etmeyi düşünenler için biraz daha kendi işlerinizle ilgili yaşanan bazı pürüzlerden dolayı ertelemeler söz konusu olsa da doğru insanla birliktesiniz. Ama ona çok güzel bir hediye var. Hatta söz gibi, nişan gibi yüzüğünüz parmağınıza takılacak ya da güzel bir hediye ciddiyete doğru sizi mutlu edecek diyorum. Evli çiftlerimizde özellikle evde banyo, lavabo, parke ya da ufak tefek su kaynaklı pürüzlerden dolayı değişmesi gereken noktalar var. Bu hafta bunlarla çok yoğun bir şekilde ulaşacaksınız ve uzun süredir koltukla ilgili yaşadığınız krizleri de artık bu hafta çözmeniz lazım. Eşinizin işiyle ilgili değişmediği konular evde can sıkıcı durum yol alıyor. Ödemesi gereken bazı paralarla ilgili sıkıntılarda zorluk çekseniz de güzel bir akış sağlayacaksınız. Sürpriz paralar sizin hanenize gelecek. Rahat bir şekilde kayacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara boşanmak, ilişkiyle ilgili böyle konuşmalar var. Boşanma davanız da var. Ertelenme gibi bir durum da var. Tekrar şans vermek isterseniz yine başa dönersiniz. Yol ayrılmışken yolunuza bakın. Hatta tekrar evlenmeyi düşünen çocuklu çiftler için güzel şanslar, güzel tanıştırmalar var. Değerlendirebilirsiniz. Tekrar yuva enerjiniz var gözüküyor. Sağlık olarak özellikle varis, damar tıkanıklık ve kalp problemimize dikkat etmemiz lazım. Hassas noktamız. Bu ara çok fazla ekmek tüketiyor olabilirsiniz. Şekeriniz sıkıntı veriyor. İhmal etmeyin. Sevgili gençler, eğitim, kariyer sizin en önemli şeyiniz. Evet, aşık olun, çok sevin ama eğitiminize önem verin. Mutlu kalın. Sevgili oğlaklar, güzel bir hafta, keyifli bir hafta, umutlu bir hafta sizlerle olsun diyorum. İş konularınız, işle ilgili yaşayacak bazı evrak sıkıntılarınız ve bazı problemler bizi çok fazla yıpratabilir. Gergin haller ve işe adaptasyon problemi yaşayabilir ve bulunduğumuz noktadaki krizleri çözemeyebiliriz. Bu hafta kontrol edebildiğimiz kadar işimizdeki aksilikleri bir an önce çözmemiz lazım. Salı, çarşamba, perşembe, cuma riskli bir gününüz ve bunları çözmediğiniz takdirde işinizden olabilir, işinizde haksızlığa uğrayabilir, parasal haksızlıklar yaşanabilir. Dikkatli olmanız lazım diyorum. Yurt dışı ile ilgili evraklarınız ya da beklediğiniz yenilikler için özellikle cuma ve haftaya pazartesi olumlu evreleriniz var. Ama sizde şöyle bir durum da var. Ben bu kadar emek veriyorum ve hala bulunduğum noktada aynıyım ve herkes yol aldı. Herkes bir ahbapçılık yoluyla yol aldı. Ben hala masamdayım diyorsanız sizde yenilikler var. Sizde hiç olmadık kapıların açılması var. Bence bu korkularınızdan çıkın. Yerinizde hak ettiğiniz noktaya ait olacaksınız. İşsiz olanlar için güzel fırsatlar, yenilikler var. Gözünü dört aç ve iş kapın var gözüküyor. Bence sen bu işte evrağın hazır. Senin cesaretin yok. Cesaretini toparla ve bu iş kapısına yönel. Yurt dışına gitmek, yurt dışında çalışmak isteyen oğlaklar için güzel yazışmalar, güzel diyaloglar söz konusu. Özellikle 29
27 ya da 28 Şubat arasındaki anlaşmanız gerçekleşmiş olacak ve yurt dışı ile ilgili iş kapınızda gayet hayırlı olarak gözüküyor. Korkmanıza gerek yok. Eğer devlet kurumunda devletle alakalı bazı pürüzler yaşıyorsanız bu pürüzlere bu hafta dikkat edelim. Can sıkıcı olaylar, sizi yıpratacak evreleri de ihmal etmememiz lazım. Büyük organize işler, toplantılar, yoğun telaşlı bir hafta söz konusu olacak değerli takipçilerim. Ama siz bunları gayet derin bir mantıkla çözdüğünüz takdirde krizler hayatınızdan yavaş yavaş gidecek. Yeni iş arayanlar, yeni farklı bir alana geçmek isteyenler, Venüs'ün enerjisini doğru değerlendirdiğiniz takdirde huzur bulacağınız ve keyif bulacağınız bir enerji hayatınıza güzellikler getirecek gözüküyor. Bence siz artık var olma hayatını ve işinizle alakalı çok emek verdiğiniz şeylerin en rütbeli noktasını alacaksınız. Çünkü siz hak ettiğiniz evrede verimliliği tadıyorsunuz. Geçmiş özlem, geçmiş duygular, geçmişe ait hataları bu hafta en fazla kafamızda planlayacağız. Mesela ben geçen sene burada hata yaptım. Ondan önceki bu sene bu hata. Artık bu hataları geride bırakacaksınız ve kendinize doğru yol, doğru bir haftayı çizeceksiniz ve ondan sonra akışınız güzel bir noktada feraha erecek diyor. Ortaklı iş yapanlarda ortakla alakalı yaşayacağınız krizler, maddi para konusundaki yaşanacak sözler biraz yıpratıcı olsa da işimiz iyi. Ortağımıza motivasyonumuzu arttıralım. Onun para hırsı hiçbir zaman değişmeyecek. Siz bunu alttan idare etmeyi öğrendiğiniz sürece bu iş başarılı diyorum. Kendi işini kurmak, yeni iş alanına geçmek için de güzel fırsatlar var. Değerlendirdiğiniz takdirde de başarı elde edeceksiniz. Eğer ki eğitim konularında farklı alanlara, eğitim noktasında merakınız varsa bir an önce düşüncelerinizin altyapısını oturtun. Çok kararsızsınız. Yapayım mı, yapmayayım mı, gideyim mi, gitmeyeyim mi diyerekten ve özellikle de ailenizin başka bir şehirde yaşıyorsa ailenizin size misafir olma, sizde kalma gibi durumu söz konusu olacak. Sizin kafanız karışabilir çünkü siz kalabalığı sevmiyorsunuz. Sessiz bir ortam sizi mutlu ediyor. O yüzden biraz aile kaprisi çekebilirsiniz. Bu hafta misafirleriniz bol bol olabilir, canınız sıkılabilir diyorum. Aşk konusunda sevgiliniz, yara aldığınız aşkı artık unutmadığın sürece senden iflah olmaz. Unutman lazım değerli oğlaklar. Aynı noktada tıkandın, kıskanç gibi yapıştın. Burayı unut ki sana güzellikler gelsin. Uzun soluklu ilişkilerde güzellikler söz konusu olabilir. Birlikte hafta sonu tatil yapmak, yemek yemek, sohbet etmek, birbirimizi daha iyi tanımak ve gelecek konuşmalara çok hakim olacağı bir hafta. Aynı şekilde nerede yaşayacağımız, nasıl bir alanda yaşayacağımızı planlayacağımız bir haftanın tadını çıkartacaksınız. Böyle sözlü nişanlı çiftlerde ailedeki pürüzlerden dolayı düğün tarihi, nişan tarihi gecikebilir. Panik yapmayın. O sizin hayat arkadaşınız. Korkmanıza gerek yok. Onunla evlilik yapacaksınız. Evli çiftler için son zamanlarda taşınma, yeni bir ev, yeni alım, yeni arsa, yeni toprak, müstakil bir ev. Yani böyle bir ev alanı apartmandan çıkartıp müstakil bir eve geçmek istiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili planlar olumlu ve keyifli geçecek. Yalnız çocuklarınızın eğitimiyle ilgili aksilikler var. Altyapılarını güçlendirmeniz lazım. Özellikle sanata meraklı bir çocuğumuz olabilir ya da spora meraklı bir çocuğumuz olabilir. Bunun alt yönünü mutlaka bu noktada yapın. O başarılı ve marka olacak gözüküyor. Kayınvalide, elti, görümce bu tarz insanlarla aramızdaki diyaloğu bir an önce çözmemiz lazım. Miras konuları var. Bu göze girin. Miras haklarınızı eşinizden önce siz alın diyorum. Dedim bile. Aileye ait aynı apartmanda oturuyorsanız taşınmakla ilgili net karar eşiniz ya da siz ikna olacaksınız. Yeni kapı sizin için daha mutlu ve hayırlı olacak diyorum. Son zamanlarda da uzun yola yani farklı bir yerde arsa yatırımı mesela Bodrum, Marmaris, Hakkari, Diyarbakır, Van nerede arsa düşünceniz varsa bununla ilgili araştırmaya girin. Bu arsa konumuzu da bu hafta bitmeden imzası atılacak diyorum. Sağlık olarak özellikle migren, mide asitleriniz ve gaz sıkışmalarımız ve özellikle mideden kaynaklı karanlık enerjisine ihtiyaç olabilir. Vücudunuz çok yorulabilir. Bol bol dinlenme. Sevgili gençler, mühendislik kafanıza adapte olun ve gelecekte mühendislere ihtiyacımız var. Özellikle kodlama üzerine eğitimler alırsanız ileriki hayatınız daha başarılı olur diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili kovalar, tabii ki yükseleni kova burcu olan takipçilerim, abone ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Her daim sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmak istiyorum.
Özellikle sizin işsel konularınızla ilgili yaşayacağınız güzel anlaşma ve yenilikler için fırsatlar haftanız söz konusu olacak. Perşembe gününe kadar bu kapılarınız aydınlık. Cuma günü tembel ruhunuz işe gitmek istemeyebilir. Cumartesi günü aksatabilirsiniz. O yüzden perşembe gününe kadar çok yoğun bir haftanız var. Bir sürü evraklarınız okunması gereken, yazılması gereken, bilgisayar üzerinde projelenmesi gereken bir sürü işleriniz var. Odaklanıyorsunuz. Çok yoğun iş, yenilikler, yeni anlaşmalar size umut ışığı şeklinde olacak. Kendinizi daha işe vermiş ve daha başarılı noktanız hakim olacağını söylüyorum. Yeni iş arayanlar için güzel fırsat kapılarınız var. Özellikle de yakın bir dostunuzun sunacağı bir iş kapısı oraya hemen girmenize yardımcı olacak. Arayış haklarınıza devam edin diyorum. İş mahkemeniz, işinizle ilgili yaşadığınız aksilikler, işinizi mahkemeye vermek istiyorsanız doğru bir zaman verin. Çünkü haksızlıklara ve orada çok fazla zulüm var. Bu zulümden kurtulmak istiyorsunuz. Haydi mahkemeye verin haklarınız için diyorum. Kurumsal ya da büyük bir firmada çalışıyorsanız bulunduğunuz noktanın yer taşınması, yer değişmesi, şube açılması ya da bu tarz yoğunluklar söz konusu olacak. Ve hatta şube kapanması gibi söz konusu durumlar söz konusu olabilir. Bu tarz telaşlar, evrak, koşturma bu tarz yoğunluklarımız da var. Ama sizin işinizde sıkıntı görmüyorum. Sadece sizin etrafınızdaki insanların ruhu çok yorgun ve enerjinizi kemiyorlar. Bunlar belki sizi yıpratıyor olabilir ama siz işinize mümkün olduğu kadar konsantrasyonunuzu devam ettirin. Devlet kapınızla ilgili sıkıntılarınız, evrakla ilgili çözülmesi gereken ya da mahkemeye vermeniz gereken evraklarınızı unutmamanız gerekiyor. Davalarınız ve unuttuğunuz bir süreç size sıkıntı yaratabilir. Yani para cezası, hapis cezasına doğru ilerleyebilir. Bir an önce yasal problemlerinizi çözmeniz lazım diyorum. Kendi işini yapanlarda biraz parasal evrede havai bir ruhunuz, harcamalarda riskler altında olabilir ve ben bunu başarırım derken batağa girebilirsiniz. Bu hafta harcamalarınızla ilgili noktayı mümkün olduğu kadar gözden geçirmenizi öneriyorum. Havai ruhunuzu kenara atmanız lazım. Evet, işler, anlaşmalar var ama siz hayalleri fazla abartıyorsunuz. Krediniz, borcunuz çok fazla katlanıyor. Bunları bir düzeltelim. Ortaklı iş yapmayı düşünen ve ortaklı plan içerisinde olan değerli kovalar için fırsat kapınız var. Değerlendirdiğiniz takdirde güzel anlaşmalara, yenilikler evresine gireceksiniz. Hatta mekan büyütmek, mekan almak, mekan satın almak gibi fikirleriniz size böyle güçlenmenize ve enerjinize daha keyifli yer katacağı gözüküyor. Yalnız aile işiniz ve aileyle ilgili çözülmesi gereken bazı para konularınızla ilgili aksilikler söz konusu olabilir. Aile de destekler verebilir ve bu borçlarla ilgili bütün hakimiyet mücadele etmeye başlayabilir. Biraz babanıza ait sıkıntılar biraz hanemizi yoruyor olabilir diyorum. Sevgiliniz terk etti, geri dönmeyecek. Unut artık kova. O kendi düzeninde, kendi hayatında, sen kendi yoluna bakman lazım. Uzun soluklu ilişkilerinizde gereksiz tartışmalar, atışmalarda kırgınlıklar, bu hafta küs bir dargın bir barışık halleriniz ön planda. Ama uzun böyle evlenmeyi düşünenlerde biraz aksilikler olabilir. Birbirimizi kırmak değil de birbirimize alınmak ruhumuz çok fazla var ama o sizi seviyor, siz de onu seviyorsunuz. Geçici alınganlıklardan uzak durmamızı öneriyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara çocuklarla ilgili yaşadığınız kriz ya da çocuk tedavisiyle ilgili aldığınız kararlarda biraz gecikmeler olabilir. Tekrar denemeniz gerekebilir. Yani tekrar umutsuzluğa kapılmayın, tutmayabilir ama tekrar denediğinizde evlat sevinci yaşayacaksınız. Eşinizin işiyle ilgili bir değişim beklentisi varsa burada çok olumlu bir evre yaşanacak. Hatta siz eşinizin işinden dolayı farklı bir eve taşınmak, farklı bir kapıya gitme gibi bir durum söz konusu olacak. Bu iş kalıcı ve keyifli olacak. Eğer siz bir işinizle ilgili beklediğiniz bir rütbe, değerli çiftler için söylüyorum, çalışan çiftler için. Burada beklediğiniz bir rütbe varsa şu an için imkansız ama maaşınızla ilgili beklediğiniz parayla ilgili büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Alım satım bu tarz iş yapıyorsanız karı koca, burada güzel kazançlarınız var, renklilikleriniz var. Bunları doğru hayata geçirebilirsiniz. Ailenize ait satmaya çalıştığınız bir toprak konusu var ama orası hisseli. Ve burada hazine mazine arıyorsanız bu toprakta bir şey yok. Kendi hayallerinizin üzerinde dalıyorsunuz. Lütfen toprağınızı da satmayın. Yerde bir şey de aramayın. Bekleyin. Orası zaten sizin en büyük hazineniz olacak. Toprak satılmaz bu dönem diyorum. Bir de annenizin ya da babanıza ait bir
toprağa evin, müstakil bir evin müteahhite verme gibi anlaşma durumlarınız var. Kardeşler arasında bir türlü anlaşamadığınız için bu erteleniyor. Artık bunu da anlaşın. Yani yerde toprak çürüyor, sizin haberiniz yok diyorum. Çocuklarınızla ilgili de yurt dışı planı içerisinde ya da orada okutmak istiyorsanız güzel başvurularınız olumlu şekilde sonuçlanacak. Ve çocuklarınız gitme kapısı aydınlık olarak görüyorum. Sağlık olarak özellikle kan şekeriniz, tansiyon ve şeker problemimiz çok ön sahada olacak. Ve diş eti iltihaplarımız ve dolgumuzla ilgili sıkıntılarımız var. İhmal etmeyin diyorum. Sevgili gençler, bol bol okuyun. Bol bol başarı sağlayın. Size çok ihtiyacımız var. Sevgili balıklar, yükseleni balık burcu olan değerli takipçilerim. Takip ediyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz, bizde kalıyorsunuz. Bol bol beğeni istiyorum. Paylaşın, herkes videomuzu görsün istiyorum. İş konularınızla ilgili değil de ailevi konularda yaşanacak sıkıntılara biraz daha bu hafta özveri, özgüven, onların alanında destekçi olmanız lazım. Baba ya da anne soyunuzdaki yaşanacak krizler biraz maddi olarak hepimizi yıpratabilir. Biraz zorluklar, biraz tartışmalar had safhada olacak. Özellikle babanızın kalp, abinizin kalp damar problemi ya da eşinizin kalp damar probleminden kaynaklı gerginlikler de yaşanabilir. O yüzden işinizle ilgili bu hafta aksilikler yaşayabilir, bir izin almak isteyebilir, daha çok ailenizle vakit geçirmek isteyen bazı balıklar için evet lütfen izin alın çünkü onların sağlık problemleri sıkıntı. Eğer kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız işinizle ilgili yöneticinizde biraz işe gelmeme gibi, işten çıkartılma gibi durumlar söz konusu olacak. Geçici siz geçebilir görevinize ama burada kalmak istiyorsanız bu sürede fırsatları doğru değerlendirmeniz lazım. Doğru değerlendirdiğinizde hak ettiğiniz rütbe sizin elinize geçecek diyorum. Yani mücadele. İş arıyorsanız ve hala işsizseniz güzel bir iş kapısı var. Özellikle serbest bir alanda iş bakıyorsanız çok rahat bir şekilde iş kapınızın hayırlı bir noktası var. Devlette bakıyorsanız taşeron bir firmada size gelecek bir teklif ya da sizin başvurunuz olumlu olacak gözüküyor. Büyük bir kurumsalda bekliyorsanız şu an için imkansız. Biraz daha vakit alacağı gözüküyor. O yüzden geçici işler içerisinde olalım. Doğru noktayı bekleyene kadar diyorum. Eğer ki devlette atama ya da tayin ya da başka bir yere gitmek istiyorsanız bence bulunduğunuz nokta doğru. Şu an için hiç kıpırdamayın çünkü gideceğiniz nokta daha karışık. Burası da karışık ama en azından sistemi, insanları tanıyorsunuz. Gideceğiniz noktada kimseyi tanımıyorsunuz. Huzursuz olacağınıza bir sene daha burada kalmanız sizin için daha sağlıklı diyorum. Mesela emlak, piyasa, alım satım, ne bileyim herhangi bir ihracat, ticaret yapıyorsanız çok güzel kazançlar, fırsatlar, özellikle yurt dışı ortaklarınız ya da yurt dışı ile bağlantılı ortaklı işler yapıyorsanız güzel fırsatlarınız var, gözden geçirmenizi öneriyorum. Mesela telefon sektöründe çalışıyorsanız bu ara işlerde biraz hırsızlık, malınızda, paranızda hırsızlıklar söz konusu olabilir. Cironuzu, kasanızı, bazı şeylerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Biraz riskler var. Sağlık sektöründe çalışıyorsanız bu ara sağlık anlamında alanınızdaki insanların herkesin sağlık problemi olacağı için hassas bir dönem. Bol bol vitamin, bol bol uyku sizin enerjinize iyi gelecek. Hatta izin alma şansım olsa alacağım diyorsunuz. Hatta ailemle bile ilgilenemiyorum diyorsunuz. Haklısınız ama mümkün olduğu kadar hasta olmamaya özen gösterin. Etrafınızdaki hastalık çok fazla gözüküyor. Sevgili balıklar, İlişki konusunda bu ara aşk rüzgarları, yeni tanışma, ilişkinin ciddiyet evresine doğru gidiyor ve doğru insanınızın kalbinizin kaynadığı, kalbinizin acıdığını diyeceğiniz bir hafta söz konusu olacak. O yüzden kalp size acıtan bir kalple karşılaştırıyor. Çok böyle derin duygular yaşayacaksınız. Sevgilinizle küsseniz barışma haftanız, onun hataları ve size özür dileyeceği bir hafta iyi değerlendirin. Eğer o gelmiyorsa siz gideceksiniz ve o sizi affedecek gözüküyor. Birbirimize tekrar şans vereceğiz. Uzun soluklu ilişkiler için biraz daha karışık bir evre. Kendi içinizde karışıksınız. Bu ilişkiye hazır mıyım, hazır değil miyim karmaşası yaşıyorsunuz. Ciddisiniz, ciddi değilmiş gibi. Biraz sorumlulukların farkına vardınız ve geri durmak istiyorsunuz ama karşı tarafa verdiğiniz umutları asla unutmayın. Rabbim sizi umutsuz bırakır sonra diyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara işlerden kaynaklı karı koca hayatımıza vakit ayıramıyor olabiliriz. Birbirimize ait noktada çok fazla yemek, sohbet edemediğimiz için ilişkide bazı boşluklar var. Hafta sonu, pazar günü bunu doğru
Hani doğru değerlendirmeniz lazım. Çünkü ilişki başka yollara doğru kaymaya başladı. Ve siz artık bu ilişkinin sizinle alakası olmadığını düşünüyorsunuz. Her iki tarafında birbiriyle alakalı iletişim kopukluğu var. Çözmeniz lazım. Boşanmayı, yol ayrımı içerisinde olan balıklar, artık haneyi terk ettiniz. Anne ya da baba hanesine geri döndünüz. Eşiniz ya da hanımınızın düzelmediğine karar vereceğiniz için çocuklarla ilgili ortak nokta bulmaya çalışacaksınız. Doğru noktayı bulacağınıza inanıyorum. Eşinize evinizin hakkını verin. O çocuğuyla o düzende devam etsin. Bu ara evli çiftlerde böyle fingirdeşme, göz çapkınlığı, bu ara ruhunuz başka insanlar arzusu içerisinde olabilir. Hata yaparsanız her iki tarafta büyük sıkıntıya, büyük ihanette karşı karşıya kalırsınız. Lütfen dikkat edin. Ev hanımları, bu ara eşinizle alakalı noktada değil de kendiniz için yaptığınız, almak istediğiniz bir araba anahtarınız var. Eşinizi ikna etmeniz lazım. Arabanızı satıp yeni bir araba almak. Hatta arabasızsanız eşinizi ikna edip araba hayalleriniz var. Artık bu araba hayallerinize kavuşmak için eşinizi ikna etmeniz lazım. Kendinize ait bir mal var. Satmayı düşünen bazı balıklar, bence yerin değerlenmesi biraz daha ihtiyacı var. Lütfen yer değerlendikten sonra yaparsanız daha karlı ve kazançlı çıkacaksınız. Sağlık olarak özellikle akciğer enfeksiyonlarımız ve mide ile alakalı yanmalarımız ve gece gaz problemimiz olabilir. Mümkün olduğu kadar yediğiniz gıdalara dikkat edelim. Bu ara evinizde ufak tefek eşyalarınız kaybolabilir. Altın gibi, küçük para gibi, yakın bir akrabanız, yakın bir tanıdığınız bir hırsızlık enerjisi var. Dikkatli olun. Bu arada en çok istediğiniz bir seyahat için biletinizi aldınız. Şimdiden hayırlı olsun. İyi eğlenceler, iyi yol. İyi yolculuklar. Sevgili gençler, ben sizden umutluyum. Siz bizim geleceğimiz ve nesillerimsiniz. Topraklarınızı, ülkenizi, eğitiminize özen gösterin. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.